Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün klasik vücut geliştirme sikletini inceleyeceğiz. Önceki günler atık sikleti değerlendirmiştik. Bir de bakalım bu siklette neler olmuş. Chris Bumstead'ın olduğu sikleti inceliyoruz. Şimdi kaydettiklerimizden biraz başlayalım. Chris Bumstead'ın formuna bakalım. Şimdi Chris Bumstead neden bu kadar iyi? Neden bu siklette kimse onu geçemiyor? 6 yıldır bu adama kimse rakip bile olamadı uzaktan yakından. Yani ikinciler de öylesine ikinci oldu. Bu adama yaklaştıkları için ikinci olamadı. Bu adam neden bu kadar iyi? Arkadaşlar bu adam yıllardır hep üzerine koya koya buraya geldi. Son 3-4 yıldır da antrenörünü değiştirdikten sonra inanılmaz bir adale sertliğine ulaştı. Yani kimse bunun gibi bir sert ve kuru olamıyor. Nedenlerine gelirsek, yani şöyle diyeyim, bu adam antrenmanlarını çok sert atıyor. Çok sert antrenman atarsanız podyumda da çok sert vücudunuz olur. Herkes antrenman atabilir, herkes bir şeyler kullanabilir ama bu işin seviyeleri vardır. Kimse bu adama erişemiyor. Mesela çok ağır antrenman yapıyor, rakiplerinin antrenmanlarına da bakıyorum ama mesela kimse bunun gibi squat giremiyor, tekrar sayıları önemli. Bu adam çok başka bir seviyede bu sporu yapıyor. Kullandıklarına gelirsek zaten bunlara bakarsanız hiçbir şey kullanmıyorlar. Ama arka planda tabii ki bu işler çok farklı dönüyor. Şimdi Ramon önceki senelerde buna mesela rakip gösteriliyordu ama Ramon'un formu bana göre çok kötü. Bana göre değil, zaten sonuçlarda da öyle. Dördüncü veya beşinci mi olmuştu? Yani formu ilk sıraya bile giremedi. O kadar kötüydü. Neresi kötü derseniz arkadaşlar, Ramon üstüne koyamadı. Bu işte antrenör farkı çok önemli. Mesela Chris Bumstead'in antrenörü şu an en zirvede olan antrenör. Yani o adam bu işi çok başka yapıyor. Yani şu da var, Mr. Olympia'da derece aldıramadı. Hadi Chupin ve Derek podyuma bir tık sulu çıktı. O yüzden bence bu derece alamamalarına sebep oldu. Şimdi bakalım diğer kaydettiklerimizi hızlıca. Şimdi burada Wisley'i biraz değerlendirecek olursak. Arkadaşlar bu Wisley Arnold Classic'te derece aldı diye bir moda girdi. Dedi ki ben Mr. Olympia'da alırım ama Mr. Olympia'da sıralamaya bile giremedi. Şimdi bu işler öyle Arnold'a göre değerlendirilmiyor. Arnold çok başka bir yer, biraz daha özel bir yarış. Bu işin Mr. Olympia devlet kurumu gibi bir şey. Öyle düşünün yani. Özel yarışta istediklerini verebilirler ama bu işin zirve noktası Mr. Olympia. Şimdi bakalım Chris Bumstead'ın sahne arkası formuna. Evet. Yani geçtiğimiz seneye göre de üzerine çok koydu. Bu arada bu adam emekliliğini ilan etmiş durumda. Artık yarışmayacak. Ona da değiniriz. Çünkü artık yeter diyor. Vücut bir yerden sonra işaret vermeye başlıyor. Şimdi evet, Wisley'nin ben zaten bu karın anatomi, karın bölgesini beğenmiyorum. Çok böyle düz iniyor aşağıya. Hoş bir görüntü değil. Zaten eksikleri de var. Üst vücuttan mesela Chris Bumstead kadar sert değil. Bir de arka alt vücudu çok kötü. Evet. Şimdi şurada Urs var. Onun formuna bakalım. Alt vücut çok iyi. Üst vücut kapalı abi. Bir de kolları bebek kolu gibi. Kolları çok küçük. Bazı adeliler inatçıdır. İnatçı kas grupları vardır. Bu adamın da kolları bir türlü o istediği sonuca, volüme ulaşamadı. Brown var arkadaşlar. Bu arkadaş ömrünü verdi buraya. İki sefer Mr. Olympia aldı. 6 yıl önce hala daha yarışıyor, bırakmıyor. Yani helal olsun ve bu sefer ilk 5'e girdi. Hak edilmiş bir 5'incilik aldı. Yani klasik vücut evet çok güzel ama artık istenilen bir vücutta değil bu. Çünkü çok daha iyiler var, çok daha sertler var. Bu o yüzden geride kalıyor. Evet. Chris Bumstead'ın açık ve net burada üzerine koyduğunu görebilirsiniz. Üst vücut. Yani hacim kütle artmış, adelenin sertliği artmış ve bacaklar volüm kazanmış biraz daha. Çünkü her yıl biraz daha üzerine koyuyoruz. Herkes için geçerli. Sert antrenman, beslenme yapıyorsan
Bunun üzerine koyacaksın, kaçınılmaz. Mesela bak, alt vücut harika, süper. Üst vücuda bak, leş. Ve şu sırtının altına bakın ve yani kalçanın üstündeki bölge, erektor spinal kasın ve bu latların birleştiği noktaya bakın. Hiçbir şey yok, gözükmüyor. Yani alt vücut çalışmadın mı diye sorarlar adam ama çalışmış. Anatomik faktör. Şimdi bu adamlar üst düzey yapıyor bu işi. Ama bir yerde de vücudun cevap vermesi diye bir şey var. Bak mesela üstü kapalı. Derin değil. Tamam. He, vakumum var. Vakumum var da bu işler vakumlu olmuyor. Şimdi bu işin babası buradan ayrılınca artık biri kazanır ama bu kazanacağını düşünmüyorum. Şimdi şöyle şu poza iyi bakın. Şimdi bir de bu poza bakın abi. Aradaki farka bak. Adele farkına bak. Chris Bumstead 5 yıl antrenman kesse yetişirler ona herhalde. O kadar Adele farkı var. Şimdi burada Ramon var. Ramon bu işi sahne arkasında çok iyi yapıyor. Yani iyi prim kasabiliyor. Podyum arkası vücutçu diyebiliriz. Veya spor salonu vücutçusu diyebiliriz. Üzerine koyamadı. Bir de kapalı çıktı oraya. Bir de adelesi küçülmüş. Bakın sırta bakın kapalı. Bir de mesela Urs'a bakın. Onun alt vücut çok iyiydi. Derindi. Bak o kadar derin değil bu. Fotoğraf faktörü falan filan her şey diyebiliriz. Ben de fotoğrafçıyım arkadaşlar. Anlarım bu işten. Üst vücut kapalı, alt vücut da onlara göre biraz geride. Açık iskelet incelemiştik. Bakın mesela surattaki ödeme bakın. Suya bakın. Geçtiğimiz seneki suratıyla alakası yok. Mesela bu işte yüz el verir. Mesela vücudunun sulu olduğunu siz de görebiliyorsunuzdur herhalde. Şimdi Ramon'la kıyaslama yapmışlar. Bak omuzlara bak. Chris'e göre düşük. Göğüsler Chris kadar hacimli değil. Chris'in göğüsler bak boğazdan başlıyor. Onunkiler daha düşük. Kanatlar geride. Bacakları formu iyi ama Chris'in yanına gelemez. Tamam belinceliği iyi, karın iyi, vakumu iyi, kol kütlesi iyi ama yetersiz baba. Şimdi bunu da geçelim. Bakın burada ne kadar küçük kaldığını görebiliyorsunuz podyumda. Ve kapalı. Yükleme yanlış yapılmış arkadaşlar. Bu iş aylarca, yıllarca çalışırsın. Bütün sene boyunca emeğini verirsin. Ama yüklemeyi yanlış yaptın mı vücut biter. Brezilyalılar da moda giriyor kazanacak diye ama öyle bir şey yok. Üst vücut mesela bir farklı açıdan Chris Bumstead'a bakarız. Chris Bumstead yani bundan iki tık yukarıda o kadar hacimli. Bak mesela Urs'a göre alt sırtı çok iyi. Ya hepsinin birinden biri bir yerine göre iyi. Mesela bu arkadaş proporsiyonu, anatomisi çok iyi. Yani bu şekil iyi çalışırsa favori olabilir önümüzdeki seneler. Yani podyuma da yakışıyor. Ama çok eksik. Öyle bir patlak patlak adeli yok yani. Herkes spor salonunda iyi. Kendi salonunda, kendi çevresinde iyi ama o podyuma çıktığında anlıyorsun. Bak sırt bomboş. O podyuma çıktığında anlıyorsun. Ben ne yaptım? Bu adamlar ne yaptı da böyle geldi. Bakın bu arkadaş efsane. Gelecek senelerde favorilerden biri. Bak. Çok sert. Çok kuru. Yani diğer arkadaşlar adele koyamıyorsanız bari kuruyun. Adama baksana arka bacağına bak. Sırtına bak. Bak kalçaya bak. Yani neredeyse eksiksiz diyebiliriz ama bu da nereden kaybediyor? Kütle. Biraz da hoş durmuyor. Biraz anatomi gereği böyle sırtı biraz garip. Ama çok iyi yani ben çok beğendim. Herkes böyle kuruyamaz. Baksana abi ya. Helal olsun. Şimdi Weasley, üst vücudu, üst sırtı iyi, üst vücudu, alt vücuda bakın. Bomboş.
kaç fırın ekmek daha yemesi lazım. Evet, Mike'a geleceğiz. Mike çok iyi. Bak burada dikkatinizi çekecek olduğum bir yer var. Şu biceps triceps birleşimine bir bakar mısınız? Bak geçen seneye göre adam yani yememiş içmemiş burayı çalışmış herhalde ki inanılmaz fark etmiş. Bir de bu adamı yan pozdan görmeniz lazım. Arka omuzunu üzerine koydu. Yani harika. Farkı görebiliyorsunuz. Quad'lar da hacim kazanmış. Şimdi ilk 5 böyle arkadaşlar. Chris Bumstead'in bireysel pozlaması. Bir de mesela açık siklette kim var en sert olarak? Hadi çıpın. Mesela ön duruştan Hadi'yi bile geride bırakıyor. Nasıl bırakıyor? Yani Hadi'nin vücudu geçtiğimiz seneden bir tık daha sulu. Bu adamın derisinin altında hiçbir şey yok. Bakın şu üst tarafta bir enjeksiyon izi var. Karın altından yağ yakıcıları vurmuş. Çok iyi de bir kütlesi var şimdi. Yani bu adam emekli oldu iyi ki çünkü buna yetişemezlerdi. Bakın burada ön pozdan poz veriyorsun. Ön tarafın önemli. Adamın buradan bile arkası çok iyi mesela. Evet Mike. Bu adam üzerine inanılmaz koydu. Yani harika yerlere gelecek. Gerçekten Adelesi'nin gerçek bir kalitesi var. Zoraki bir gelişme yok burada. Zoraki bir Adele yok. Ben isterdim şu kollarının biraz daha patlak olmasını. O da biliyordur eksik noktalarını zaten. Bacaklar harika. Ama üst vücut çok geride Chris Bumstead'a göre. Birazdan kıyaslamaları görürsünüz. Zaten hak edilmiş bir ikincilik. Harika bir proporsiyon. Simetri çok iyi. Şimdi. Evet Ramon. Ah be Ramon. Ah be Ramon. Bizi bitirdin mi? Sırta bak. Hem boş hem boyası akmış. Berbat bir durum. Gerçekten diyorum podyuma çıkanlar bilir. O podyum ışıkları, sahnenin sıcaklığı ve oradaki atmosfer, stres, boyasının akmasına sebep olmuş. Bir de buradan dezavantaja düştü. Hiçbirinin boyası akmadı. Bununki niye aktı? Niye? Şunu da söyleyeyim. Yüklemeyle de alakalı, bir de formu çok iyi değildi. Kendini orada çok kasarsan böyle şeyler olabiliyor. Bak Mike'a bak. Mesela geride. Üst vücut olarak, sertlik olarak. Bak zaten baksana ya. Adam onun evladı gibi kalmış. Bak adamın hacime bak. Mike'a bak. Bacak konusunda iyi. Bacağa bir şey diyemem. Gerçekten iyi. Kalflerinden tut, quad, glutel bağlantılar, hamstring çok iyi. Ama üst vücut bu adam kasmış abi ya. Bu adam bırakmasa 3 sene daha alır. Ama sağlık problemleri artık dur diyor. Onun da ciddi sağlık problemleri var. Bırakması gerekiyor. Yani her şey kariyer değil. Bir de bırakmasının sebebi yenilgisiz. Yani ara vermeden o 6 sefer kazandı ya. Tarihe geçti yani. Bir de bu adam o siklet yaptı. Bu adamın tam 25 milyon abonesi var. 25 milyon takipçisi var. Yani böyle bir rakam yok. Bu adam o sikleti çok yukarıya taşıdı. Ve şu an alttan gelenler. Yani Chris Bumstead bu sikleti yukarıya taşıdı. Klasik vücut yapan adam bu. Serbest pozlama. Önden çift biceps, yandan biceps, sırttan double biceps, yandan göğüs biceps. Baksana abi ya. Geride abi. Zor bir spor. Emek isteyen bir spor. Herkes emek veriyor ama kolay iş değil. Bak şurada bak. Chris Bumstead'in bacağının içinden bacak çıkmış. Yani bu adamı sen nasıl geçebilirsin ki? Bu podyumu kapatmış. Ama bitti. Bakalım önümüzdeki sene neler olacak. Sahne arkası. Evet kalçaya bakın arkadaşlar. Muazzam bir sertlik, kuruluk. Bak. Evet bu fotoğrafı diyordum. Bakın şimdi. Hadi'nin deri altına bakın.
Tamam, kupkuru göğüs çizgileri var. Baba benim göğüs çizgilerim de var. Anatomi meselesi, anladın mı? Sıkınca böyle tarak tarak oluyor. Ama derisinin altında bir tık su var. Bak Chris'i. Derisinin altı çarşaf. Derisinin altında zerre bir şey yok. Bir de biraz sulu. Şimdi sakallar olduğu için belli olmuyor. Tam anlayamıyorsunuz yanaklardan. Bak adama. Su falan yok. Şimdi normalde dediğim gibi atık siklet sert olması lazım ama alt sikletler artık sert olmaya başladı. Yani Adele büyüdükçe bu adamlar kuruyamıyor mu? Eskiden bu adamlar bunu yapıyordu da bunlar neden yapamıyor? Hayretlik bir mevzu. Evet. Şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. Menfiziyi de inceleriz başka bir videoda. Bakın surata bak. Kupkuru. Bak. Yığılmış. Deri altı. Deri altında su olmadığı için büzüşmüş. Bak buraya. Yemiş içmiş çıkmış oraya. Bu yükleme arkadaşlar çok önemli bir şey. Evet. Ramon belki toparlar önümüzdeki senaryo ama şey yapması lazım. Bak ne kadar flu. Antrenörünün değişmesi lazım. Şimdi evet Mike. Harika bir vücutla oraya çıktı. Bu iş istediği çok netti. Bacaklara bak ya. Abi harika bir klasik vücut. Harika. Yani önümüzdeki sene var ya böyle devam ederse tartışmasız bir. Net. Çünkü Ramon falan bunlar Ramonları geride bıraktı. Adam kalçaya baksana ya. Böyle bir kalça yok. Şimdi. Şurada birkaç kare daha vardı. Bak. Mike'ın bir senedeki değişimine bakın. Bak bir senede arka bacaklara bak. Bak kalçaya bak. Kalça level atlamış. Bak sırtına bak. Bak üst vücut değişmiş. Bicepsler. Omuz başlarına bakın. Odak noktanız orası olsun. Bu diyaframın üst tarafına bakın. Kanatlar oradan patlamış. Bacakları zaten söylemiyorum. Boyut atlamış. Yani adam bir senede koyabileceğini bayağı koymuş. Bak burada küçük gözüküyor değil mi? Bak. Çok ikisi farklı insanlar gibi. Yani abi çalışan üzerine koyar çalışan kazanır. Ama tabii hayatı bu hayatı baya baya riske atmak. Yani iç olarak demesek de eklemler böyle kaslar yoruluyor abi bitiyor. Bir yerden sonra bu vücut seni taşımayabilir. Mesela Chris Bumstead şu yine çok akıllılık etti. Tam zamanında bıraktı abi. Bak 2015'ten bu yana her yarışında üzerine koyabilen bir adam. Her yarış. Zaten 2020'de level atladı. Antrenörünü değişti. Olay farklı bir boyuta geçti. Baksana abi. Omuzlar baş vermiş. Şimdi neler kaldı böyle hızlıca bakalım. Bak Ramon'a. Flu. Şimdi. Evet. Şimdi Ramon bak mesela bu poz harika. İyi poz kesiyor. Diyorum ya sahne arkası bu işi yapıyor. Yakışıklı da adam. Yani bu işi şov boyutunda yapıyor. Hepsi de iyi takipçi koydu. Hepsi de yolunu oradan buluyor şu an. Evet arkadaşlar. Bakın bir de burada 100 kilo ile kıyaslamışlar. Yani 100 kilonun sertliği bir de geri 100 kilonun sertliği bile geride kalıyor. Ki ona da yüzde aldı. Bunu da başka bir videoda inceleriz. Bak. Ama proporsiyon çok güzel. Hani ileride Mr. Olympia olacak bir adam. Ama iyi çalışması lazım. Zaten yüzden çıkıyorlar oraya. Ya şu adamı manyak ya. Abi. Bu ne yapmış ya? Şu bacaklara bak. Çok iyi kuruluk.
Ama biraz geride bu işleri tamamlaması lazım. Ama alır mı alabilir yani. Alır mı alır çünkü çok sert adam. Böyle herkes böyle sert olamıyor. Biçimsiz değişik bir şey. Bak mesela arkada bir sürü klasikçi var. Hepsi harcandı gitti. Hazırlanırsın ama orası başka. Orası başka bir seviye arkadaşlar. Türkiye'den de gelir mi oraya? Gelemez. Şu anda gelemez. Bir 10 yıl sonra olabilir. 5 yıl sonra belki böyle bir kalın bir adam çıkar. Belki. Evet arkadaşlar, başka bir siklet videosunda görüşürüz.